Derim şimdi piyasalara birazcık daha bakacağız. Çünkü petrol tarafındaki hareket dikkat çekici. Brent petrole baktığımızda Nisan ayından bu yana, hatta geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü izliyoruz. WTI'ye baktığımızda ise 15 Kasım tarihinden bu yana yine en düşük seviye karşımızda. Şimdi Alhaççı Yatırım'a gidelim. Araştırma müdürü sevgili dostumuz Yücel Tonguç Erbaş var telefon attığımızda. Merhabalar. Petrol tarafındaki hikayeyi nasıl okumak lazım? Nedir bu düşüşlere sebep acaba? Bundan sonrası için de ne öngörüyoruz? Hande, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Petrolü tabii OPEC toplantısından sonra değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerikan petrol tarafında 52 dolarlara kadar OPEC'te ve sonrasında beklediğimiz kısıntıyla birlikte bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ama o tarihten itibaren bakıyoruz ki hem üretim tarafında hem stoklarda kesintiden ya da kısıtlamadan ziyade bir artış gerçekleşiyor. Genelde dünyadaki büyüme inmesine, buradaki petrol talebi tarafına baktığımızda da özellikle bu yıl içerisinde biraz daha geçen yıla göre hızlı bir büyüme gerçekleşme beklentisi olsa da özellikle Uzak Doğu tarafında Çin ve Japonya'da hala beklentilerin büyüme tarafında karşılanmadığını görüyoruz. Bütün bu gelişmelerle birlikte 52 dolarlardan Amerikan petrolüne baktığımızda 43 dolarlara kadar bir geri çekilme oldu. Son gelen haberlerde de işte özellikle Libya tarafında bazı kapalı sahaların tekrar üretime açıldığını, Amerika tarafında kuyu sayısında hala haftalık bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tabii arz talep dengesinde de petrolün bir süre daha aşağı doğru seyrini bizi gösteriyor. Benim görüşüme göre petrol tarafındaki talebin artması ihtimali biraz daha biraz önce bahsettiğim gibi büyüme tarafında olumlu beklenti olsa da gecikecek gibi görüşümü hala kuruyorum. Bu da özellikle stoklar ve OPEC dışı ülkelerin yaptığı kısıtlama sonrasında petrolü yukarı taşıması için yeterli bir güç olma ihtimali zor gibi görünüyor. Büyük ihtimal yaz aylarını da biz 40 dolarların çok altında olmamakla birlikte 40-50 dolar arasında bir petrol fiyatıyla geçireceğiz gibi şu an için değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Şimdi sırada şirket haberleri var.